بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة الوسطى أي الصلوات. Bu bab salat-ı üstâ babıdır. Kur'an-ı Kerim'de vakı olan hafizu alessalavatü ve salat-ı üstâ hukmumu lillâhi fânitin. Bu ayet-i kerimede salat-ı üstâ beyan ediliyor. Bu salat-ı üstâ hangisidir? Onu beyan edecektir. Haddesena Rabi'u bin Süleyman el-Muradiyyü el-Müezzin. قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزبرقان قال إن رهطا من قريش بير جماعة اجتمعوا toplandılar فمر بهم onlara yürüdü Zeyd ibn Sabit onların yanına gitti فارسلوا إليه Zeyd ibn Sabit'e gönderdiler غلامين iki çocuk lehum kendilerinin iki çocuklarını gönderdiler. Yes'elanihi Zeyd ibn Sabit'e sorar oldukları halde. Yani salat-ı üstadan bu beş vakit namazın içinde salat-ı üsta hangisidir? Fekale Zeyd ibn Sabit buyurdu ki hiye zuhru salat-ı üsta önledir. Salat-ı üsta hakkında ulemanın ihtilafı olduğundan burada bunların delillerinde zikrederek bu ihtilafı İmam-ı Tahavi buyuruyor. Şimdi birinci burada Zeyd ibn Sabit salat-ı üstâ zuhurdur dedi. Önledir dedi. Onu beyan etti. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ Bu Kureyş'ten olan o rahat evvela iki çocuğu gönderdi, sordurdular. Fakat ona kanaat etmediler. İki kendilerinden iki adam kalktı gitti. Zeyd ibn Sabit'e sordular. فقال زيد بن ثابت buyurdu ki hiye zuhru salatü üstâ zuhurdur. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yusalli zuhre önleyi kılardı. Bil hicir sıcak zamanda tam önle zeval vakti gelir sıcak bir zamanda o zamanda kıldırırdı. Fela yekûnu verâehu illa s-saffu ve s-saffan onun arkasında olmazdı illa bir saf yahut iki saf. وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ Nas da kendi gaylularında idiler, yani yatmış uyumuşlar. وَتِجَارَتِهِمْ ticaretlerinde idiler, yahut da ticaretle meşgullar. Onun için Resulullah Efendimiz'in peşinde namaz kılanlar az idi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak inzal buyurdu. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْمُسْلَى ayeti kerimesini inzal buyurdu. Yani siz namazlara devam edin. Hasreten salat-ı üstaya devam edin buyurdu. Burada devam edin salavat namazlara ve hasreten salat-ı üstaya deyince Zeyd ibn Sabit buradan delil getiriyor ki önledir. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de buyurdular ki leyentehiyenne ricalun adamlar vazgeçerler. Bundan vazgeçerler, namaza devam ederler de eğer devam etmezlerse evle uhrikenne biyutehum yahut da evle uharrikenne biyutehum ikisi de caiz. Onların evlerini ben yakarım. Ya gelsin namaza devam etsinler yahut da evlerini yakarım buyurdu. Evleri yakmak meselesi var. Yani bu önle namaz o kadar mühim ki sıcak zamana geldiğinde ya uykuya varıyor, ya ticaretle meşgul oluyor, önüne namazına gitmiyor. Öyleyse Resul-i Ekrem Efendimiz'in tehdidi oluyor ki ben bunların evlerini yakarım. Evi yakmak mühim bir iş olduğundan dolayı Zeyd ibn Sabit bundan istidlal ediyor ki salat-ı üstâ zuhurdur. Fakat aşağıda buna reddiye veriyorlar. Diyorlar ki yakmak meselesi başkadır, fadilet meselesi başkadır. Bunda sarahaten bir delil yoktur. Zuhrün salat-ı üstâ olduğu hakkında. İkinci hadisi getiriyor İmam-ı Tahavi. Haddesena Fâtun gâle haddesena Amr ibn Merzuk gâle haddesena Şâbetu an Amr ibn Ebi Hakim aniz Zibirgan an Urvete an Zeyd ibn Sabit. Zibirgan'dan o da Urve'den Zibirgan Amr ibn Ümeyyet Demuri'nin oğludur. Meşhur tür etli yürüyen zat Emr ibn-i Meyyet'e Damuri. Bu Zibrikan da onun oğlu bu örveden rivayet ediyor. O da Zeyd ibn-i Sabit'ten
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجر Peygamber Efendimiz öğünleyi sıcak zamanda kıldırırdı. Evkale bil hacireti, hicr yahut da hacireti tiravi şekliyor diyor. Fakat ikisinin manası da bu. İster hicr ister hacire, yani sıcak namazında kıldırıyordu. Ve kânet esgâlı salavati, namazlarında en ağırı idi. Alâ ashabihi, ashabına öğünle namazı ağır geliyordu. Fe nezelet, nazil oldu. Hâfizu alâs salavati ve salâtel usta. Sadakallahu bizim ayet-i kerimesi nazil oldu. Hafizu, siz devam ediniz, muhafaza ediniz ala salavat, namazlara ve salat-ı üstâ ve salat-ı üstâ'ya, orta namazı, bunlara devam ediniz. Ne için salat-ı üstâ deniliyor? Şimdi Zeyd ibn-i Sabit'e göre salat-ı üstâ önledir. Orta namaz. Orta nasıl oluyor? لَاَنَّ قَبْلَهَا önleden evvel orucudur. Salateyni iki namaz. Biri fecir, birisi de eşya. Ve ba'daha öğünden sonra da orucudur. Salateyn iki namaz. Birisi akşam, birisi ikindi, birisi de akşam. Şimdi öğünden evvel iki namaz var. Birisi nahari, birisi leyli. Sabah namazı, nahari, yatsı da leyli. Öğünden sonra da yine böyle iki namaz var. Birisi nahari, bir leyli. Nahari olan ikindi, leyli olan da akşam. Ortası hangisi oluyor? Ortası önde oluyor. Bu bunu ispat ediyor. Seyyid ibn-i Sabit'in kavline göre salat-ı üstte önledir. Fakat bu Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ın kendi istidlal ve iştihadiyle oluyor. Yani Resulullah Efendimiz'den önle salat-ı üstadır diye bir rivayet yok. Dikkat edin, hadis-i şeriflerde bu gelmiyor. Üçüncü hadis. حدثنا أبو بكر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت رواية دلي كي قال زيد بن ثابت دلي كي صلاة الوسطى هي الظهر önledir. Diğer bir hadisi şerifte bunu teyit ve tekit ediyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفاء قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت مثله. زيد بن ثابت'ten yine başka bir rivayet geldi ki salat-ı üstâ önledir. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه. ابن وهب diyor ki Malik beni rivayet eyledi. عن داود بن الحسين. داود بن حسين'den عن ابن اليربوع المخصومي أنه سمع زيد بن ثابت. İbn el-Yerbu Zeyd ibn Sabit'i işitti, yekulu der olduğunu işitti. Ne izalik bu? Salat-ı üstte önledir dediğini işittim, işitmiş onu da rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Ma'bed. Burada kitapta Ma'bed yazılı, fakat daha doğrusu haddesene ibn-i Mungif. Ma'bed, Mungif yazılış itibariyle birbirlerine benziyor. Bazılarında İbn-i Ma'bed, bazılarında İbn-i Munqif, İbn-i Munqif olması daha doğru. Kâle haddesene el-Mukriyu an Hayvete ve ibn-i Lehi'ate kâle akberena Ebu Sahrin ennehu semi'a Yezid ibn-i Abdillah ibn-i Fusayt Fusayt yekûlu semiyetu Kharicete ibn-i Zeyd ibn-i Sabit. Zeyd ibn-i Sabit'in oğlu Kharice'yi işittim. Yekulu derdi ki semiyetu ebi, babamı işittim. Yekulu zalike, bunu derdi. Salat-ı üstte önle namazıdır derdi. Haddesena Revh ibn el-Ferş kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr kâle haddesena Musa ibn Rabi'a anil velidi ibn ebil velidil medini en Abdurrahman ibn Eflah anna nefere min ashabihi. Abdurrahman ibn Eflah diyor ki ashabından bir cemaat Erseluhu, Abdurrahman ibn Eflah'ı gönderdiler. İlâ Abdillah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'e gönderdiler. Ne olduğu halde? Yes'eluhu, Abdullah ibn Ömer'e sual eder olduğu halde. Neden? Hani salat-ı usta, salat-ı ustadan sual eder olduğu halde. Fekâle, Abdurrahman ibn Eflah geldi, sordu. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma da buyurdular ki ikra aleyhimusselam. O
seni gönderip de bu meseleyi soran adamlara selam söyle. Ve akbirhum, onlara haber ver ki enna künnâ netehattes, biz bunu konuşur idik. Yani Resulullah Efendimiz zamanında ki ennehâ salâtü büstâ, elleti şul bir namazdır ki fî isrid duhâ, kuşluktan sonra gelen namaz. Bunu böyle konuşurduk. Kuşluktan sonra gelen nedir? Önledir. Fî isrid duhâ. Duhâ, kuşluk olur. Ondan sonra hangi namaz gelir? Önde. İşte bunu biz aramızda böyle konuşurduk. Abdullah İbni Ömer'e göre de salat-ı üsta önde oldu. Kale, o Abdurrahman İbni Eflah buyurdular ki feredduni, o cemaat beni reddettiler, gönderdiler. İleyhi Abdullah İbni Ömer'e es-saniyeti, ikinci defa. Acaba doğru mu? Sen cevabı getirdin. Anladın mı? Anlamadın mı? Tekrar getir dediler. Fekultu, ben geldim Abdullah İbni Ömer'e, dedim ki yakravun aleyke selam, o beni gönderen zatlar sana selam söylüyorlar. Ve yekulûne, diyorlar ki beyin lena eyyü salatin hiye, bize beyan et ki salat-ı üstte hangisidir. Fekale, Abdullah İbni Ömer buyurdular ki ikra aleyhimü selam, onlara selam söyle. Ve akbirhum, haber ver ki enna künnâ netehaddes, biz aramızda konuşurduk ki enneha salatü üsta, as-salatülleti, şul bir namazdır ki vücciha, tevcih olundu fiha, o namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o namazda tevcih edildi. Neye? El-Ka'bete, Ka'beye. Kale, o zat dedi ki Abdurrahman ibn Eflah ve kad arafnaha, biz onu bildik. O hangi namazda Kabe'ye tevcih olunduğunu, bunu bildik. Hiye zuhru, o öndedir. Resulullah Efendimiz önle namazında Kabe'ye tevcih edilmiş. Yani ilk önce Kabe'ye namaz kıldı, o öndeymiş. Şimdi bu iki rivayette Abdullah İbni Ömer'in ve Zeyd İbni Sabit'in fikirlerine ve reylerine göre salat-ı üsta öndedir. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir cemaat sahip oldular ila ma zekirine, bizim zikrettiğimize ki salat-ı üsta önledir. Fekalu, dediler ki hiye zuhru, salat-ı üsta zuhurdur, önledir. Vehteccu fî zâlike, bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Neyle? Bima, ol bir şeyle ki ihtecce bi Zeyd ibn-i Sabit, Zeyd ibn-i Sabit anınla ihticac etti. Ala ma zekirine, şu bir rivayet üzerine ki biz onu zikreyledik anı Zeyd ibn-i Sabit'ten. Nerede zikreyledik? Fî hadîs-i Rabî'l-Müezzin. Rabî'l-Müezzin'in rivayet etmiş olduğu hadiste. Daha neyle ihticac ettiler? Ve bimâ rabeynâhu fî zâlik, bu mesele hakkında rivayet ettiğimiz hadiste. An İbn-i Ömer, İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın vada. Yani bu cemaat dediler ki işte Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet geldi. Abdullah İbn-i Ömer'den de rivayet geldi. Bunların ikisi de salat-ı üstanın önünde olduğunda birleşiyorlar. Öyleyse salat-ı üstü öndedir. Ve halefem fî zâlike âkharûn, diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalû, dediler ki emmâ hadîsü Zeyd ibn-i Sabit, Zeyd ibn-i Sabit'in hadisine gelince feleyse fîhî, anda olmadı anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den olmadı, illâ kavluhu, illâ şu kavlu oldu leyentehiyen ekvâmün evle uharriken aleyhim büyütehum. Resulullah Efendimiz'in kelamı bu. Bu önle namazına bu cemaat gelmiyor. Bu tekasülü terk ederler. Buna bir nihayet verirler. Yoksa evlerini onların yakarım. Bu var. Ama önle salat-ı üstadır diye bir kelam yok. Ve ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne yusalli zuhre, önleyi kıldırırdı. Bil hicr, sıcak vakitte. وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ, Resulullah Efendimiz'le toplanmazdı. اِلَّا الصَّفُ وَالصَّفَانِ, ya bir saf yahut da iki saf. Yani cemaat az gelirdi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inzal buyurdu. Hadi ilayete, bu ayeti inzal buyurdu. Yani Zeyd ibn-i Sabit'in hadisinde Resulullah Efendimiz'den salat-ı üsta zühürdür diye bir ibare, bir kavul yok. فَاسْتَدَلَّ
Zeyd bin Sabit istidlaliyledi. Huve Zeyd bin Sabit'in kendisi bizalike işte bu ayeti kerimenin nüzulü sebebiyle istidlaliyledi ki ala enneha salatı usta zuhru zuhurdur. Fehâzâ kavlun bu bir kavuldur min Zeyd bin Sabit. Zeyd bin Sabit'ten bir kavuldur. Zeyd bin Sabit'in sözü ve iştihadıdır. وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den onu rivayet etmedi ki salat-ı usta zuhurdur diye. O kavül yok Resulullah Efendimiz'den. Kendi kavlü ve kendi iştihadıdır. وَلَيْسَ فِي هَذِي الْاَيَ Bu ayette olmadı. عِنْدَنَا Bizim indimizde delilün delil olmadı. عَلَى ذَٰلِكَ buna. Salat-ı usta öyledir diye delil yok. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ Caiz ki en tekûne ola هَذِي الْاَيَةُ Bu ayeti kerime ola ünzileti inzal edilmiş ola lil muhafazati al-salavati namazlara muhafaza için inzal edilir. Külliha hepsi için el-vusta ve gayra salat-ı vusta olsun, diğerleri olsun hepsine devam için inzal edilmiştir. Yani namazlara devam ediniz. Muhafaza da ne ile olur? Hepsini kendi vaktinde eda ediniz. Namazları vaktinde eda ediniz ve şeraitine riayet ediniz. فَكَانَتِ الظُّهْرُ Zuhur oldu. Nerede oldu? فِي مَا اُرِيدَ Murad edilen şey de oldu ki yani muhafaza. Muhafaza edilenlerin içinde zuhur da oldu. وَلَيْسَتْ هِيَ الْوُسْتَى Yoksa salat-ı vüsta değildir. فَوَجَبَ بِهَذِي لَا Bu ayette vacip oldu. اَلْمُحَافَزَةُ Devam Vakıtlarında kılmak, şeraitine, şurutuna riayet etmek. Al-salavati namazların hepsine kulliha hepsine muhafaza etmek vacip oldu. Ve minel muhafazati aleyha namazları muhafazadandır. Huduruha namazı hadir olmak heysi tusalla nerede kılınıyorsa önleyi cemaatle nerede kılıyorlarsa oraya gitmek onu orada kılmak vacip oldu. Cemaat vacip diyenlerin de bir delili bu. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a dedi فِي الصَّلَاةِ اللَّتِي شُلْ بِي namaz hakkındaki يُفَرِّتُونَ فِي حُدُورِهَا O namazı hadir olmada tefrit ediyorlar. Tekasül ve tehavun ediyorlar. Kusur ediyorlar. Onların hakkında ne dedi? لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ اَوْ لَيُحَرِّكَنَّ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُ لَيَنْتَهِيَنَّ Elbette intiha ederler, vazgeçerler. اَقْوَامٌ Bir takım kavimler, bu cemaate gelmeyen adamlar bu adetlerinden vazgeçerler. اَوْ لَاُحَرِّكَنَّ Yoksa elbette ben yakarım aleyhim onların üzerine büyütem evlerini. Yani maksede evi yakmak değil, onları yakmak. Yani onlar evlerindeyken evlerini yakarım, kendileri de beraber yanar. Yuridu Resulullah Efendimiz murad ediyor olduğu halde ki لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ اَقْوَام cemaatler bundan vazgeçsinler. Neden? اَنْ تَدِيَعَ هَذِي الصَّلَةِ Bu namazı tadiyadan vazgeçsinler. Bunu dahi etmesinler. اَلَّتُ اِلَى نَمَاسِ فِكَدْ اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَسَوَجَلْ Cenab-ı Hak onları emreyledi. لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا Ona devam etmeye, muhafaza etmeyle emreyledi. اَوْلَوْ حَرِّكَنَّ يُخْسَتْ يَقَرِمْ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine büyütem evlerini. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ Bir şey de olmadı. مِنْ ذَلِكَ Bunun hiçbir yerinde olmadı. Delilün delil. عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْتَى Salat-ı Vüsta'ya delil yok ki. اَيُّ صَلَاتٍ Hangi namazdır? هِيَ وَصَلَاتِ الْوُسْتَى مِنْهُنَّ Bu namazlardan. Bu beş vakit namazdan salat-ı vüsta hangisidir? Buna bir delil yok. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ Bir kavim de buyurdular ki اِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli. Ne kavli? Hâdâ bu kavli ki ben onların evlerini yıkarım buyurdu ya. لَمْ يَكُنْ Bu kavli olmadı لِسَلَاتِ الظُّهْرِ Önle namazı için olmadı. وَاِنَّمَا كَانَ لِسَلَاتِ الْجُمْعَةِ Cüm'e namazı için oldu. Bu Peygamber Efendimiz evlerini yakarım dedi ki önle namazı mı? Bu rivayetlerde geldi ki önle namazı. Başka kavimde dediler ki hayır bu cüm'e namazı için buyurmuştur önle namazı için değil. Onların da delilleri var. Onların delillerinden birincisi şu.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ينبر فنمزن رواية ديور كأنه قال بيرد لقوم بجماعتك يتخلفون عن الجمعة الجمعة تخلف ederler. Cümeye gelmezler. O kavim hakkında buyurdular ki لَقَدْ هَمَمْتُ بَنْ kastettim ki en amura racülen bir adama emredeyim ki yusalliye kıldıra binnâsi nasa sümme uharrife sonra yakayım alâ kavmi şul bir kavim üzerine ki yetekallefûn anil cüm'ati cüm'eden tekallüf ederler cüm'eye gelmezler yakayım fî biyutihim evlerinde onları yakayım bunu kastetmek istedim. فَهَذَا بْنُ مَسْعُودِ İşte bu rivayet Abdullah bin Mesud'dan geliyor ki bu yuhbir haber veriyor. Neyi? Enne kavlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli zalike bu kavli. Yakayım. Evini başına yakayım dedi ki bu kavli. İnnemâ kâne bu'uldi lil mütehallifine anil cüm'ati. Cüm'eden tehallif edenler için oldu. Nerede? Fî biyutim evlerinde. Yani bunlar cüm'eden tehallüf eder evlerinde oturur idiler. Resulullah Efendimiz de onları tehdit için ben kastediyorum ki birisini emredeyim de o namazı kıldırsın, cüm'eyi kıldırsın ben de gideyim. Bunlar evlerinde oturuyorlar ya cüm'eye gelmediler öyle evlerinde yakayım. Bunu kastettim. Şimdi bu evi yakmak meselesi yukarıki rivayetlerde önle için oldu. Abdullah bin Mesud'un bu rivayetinde de cüme için oldu. وَلَمْ يَسْتَدِلَّهُ وَبِذَالِكَ Abdullah bin Mesud bununla istidlal eylemedi ki اَلَا عَنَّ الْجُمْعَةَ جُمْعَهِيَ صَلَاتُ الْوُسْطَى Salatı üstadır diye bununla da istidlal etmedi. Yani Zeyd bin Sabit önle namazına gelmeyenlerin evini yakayım kelimesinden salatı üstad olduğunu istinbat etti. Halbuki bak Abdullah bin Mesud bu evi yakmak meselesi cüm'e hakkında olmuştur. Onunla beraber Abdullah bin Mesud cüm'e salat-ı üstadır da demedi. Evi yakmak meselesinden salat-ı üstad olması meydana çıkmaz. Belki Abdullah bin Mesud hükmettiği bir zıddı zalik. Bunun zıddine yani salat-ı üstad önledir yahut da cüm'adır demedi. Ve ennehel asru bu ikindidir dedi. Aşağıda gelecek. Abdullah bin Mesud salatı üstte ikindedir dedi. Ev yakmak meselesi cuma hakkında. Ama cuma yine salatı üstte değil. İkindi salatı üstte aşağıda geliyor. Ve seteti bitalik bununla bu da gelir. Fî mevdi'i mevdi'inde gelir. Ve seneti biz bunu getiririz. Fî mevdi'i mevdi'inde bunu getiririz. İmam-ı Tehavi buyuruyor. İnşallahü Teala. وَقَدْ وَافَقَ بْنَ مَسْعُودِ İbn-i Mes'ud'a muvafakat eyledi. Radıyallahu anh أَلَا مَا قَالَ dedi yine. İbn-i Mes'ud'un sözü gibi oldu. Neden minzalik? Yani bu yakmak, evi yakmak meselesi cüm'e hakkındadır dedi ya. İşte buna muvafakat eyledi. وَقَدْ وَافَقَ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah bin Mes'ud'a muvafık oldu. Alama şöyle bir şey üzerine ki kâle buyurdu. Abdullah bin Mes'ud min zâlike bundan. Abdullah bin Mes'ud yukarıda dedi ya evlerini yakmak meselesi cüme hakkındadır, önle hakkında değildir. İşte buna bunun dediğine muvafık geldi. Gayruhu başkalarının sözü minet tabi'in tabi'inden başkalarının sözü de buna muvafık geldi. Bu tabi'inden kim imiş? Hasan-ı Basri'den bir rivayet geliyor. İmam-ı Tahavvani beyan ediyor. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Affan kâle haddesene Hammad ibn-i Seleme kâle za'ame Hümeydün ve gayruhu Hümeyd ve başkaları zühmettiler. Yani Hasan-ı Basri'den de Hasan-ı Basri radıyallahu anh'den zühmettiler. Yani bildiler ki Kale Hasan-ı Basri buyur ki
كَانَتِ الصَّلَاةُ namaz oldu. Elleti öyle namaz ki erade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz murat buyurdu. En yuharrike tehrikete yaka ala ehliha onun ehli üzerine. O hangi namaz oldu? Yani o namaz ki Resulullah Efendimiz onların evlerini yakmak murat ettiği namaz oldu. Salatel cüm'eti cüm'e oldu. Hasan-ı Besri'nin sözü de Abdullah bin Mesud'un iştahına muvafık geldi. وَقَدْ رُوَيَا نَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Hilaf-ı zalik. Onun hilafı. Eyda yukarıdaki nasıl Abdullah bin Mesud Zeyd bin Sabit'e muhalif geldiyse burada Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti de muhalif geldi. Onu da beyan ediyor. Diyor ki حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر فنبه صلى الله عليه وسلم قال أبو يردولارك والذي نفسي بيده Şul bir Allah'a yemin ederim ki benim nefsim onun yeti kudretindedir. Lekad hememtü ben azmettim ki en amura racülen bir adama emredeyim. Öyle adam ki yahtibu odun toplayan, odun cem eden bir adama emredeyim fe yahtibe odunları toplaya. Sümme amura sonra emretmeyi azmettim. Arzu ettim ki kastettim ki emredeyim bis salati namazı namazı emredeyim fe yüezzine leha namazı ezan okuyalar milleti çağıralar sümme amura racülen bir adama emretmeyi de murad ettim fe yeümmen nase nase imam eder birisi ezan okuya birisi de imam ola sümme uhalife sonra arkalarından gideyim ila ricalin bir takım adamlara ki gelmediler mescide gelmediler. Ezan okundu. Kâmet o okundu. İmam da başladı. Bunlar camiye gelmediler. Ansızın onları evlerinde basayım. فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ دُيُوتَهُمْ Onların evlerini kendi üzerlerine yakayım. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ O namaza gelmeyenlerden birisi bilseydi ki ennehu o yecidu bulur, azmen seminen yağlı bir kemik bulur. Ev mirmateyn haseneteyniye yahut da iki güzel ayak bulur. Mirmateyni koyunun geçinin ayaklarının arasındaki tırnaklarının arasındaki olan ete derler. Evet. Bunu bulur. Leşehidel aşağı ona gelir. Eğer bilse ki bu camiye gelmede bir yağlı bir kemik var yahut da az çok yani hasis bir ağzına değecek bir şey bilseler gelirler. Fakat bu namazdaki fazileti bilirler ki gelmezler. Şimdi burada evlerini yakmak meselesi ümumi oldu. Ne önle ne de cüme herhangi bir namaz olursa olsun o cemaate o namaza gelmeyenlerin evini Resulullah Efendimiz yakmak istedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan da bu rivayet geldi. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك عن أبي الزناد فذكر ذكر الذي مثله بن مسلم بإسناده بن مسلم أين حديث الشريف ذكره ابن أبي الزناد أبي الزناد أولي إلى إمام مالك أبي الزناد رواية ديولا الإكسي حدثنا فاس قال حدثنا عمر بن حفصي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية لدي وذكمدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمارة المزدن رواية لدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ليس صلاة هشبه نماز المضي أسكل daha ağır. Alel münafikine münafikler üzerine.
neden ağır min salatı kıldı? Salati fecirden daha ağır namaz münafıklar üzerine olmadı. En ağır namaz sabah namazı oldu münafıklar. Bir de ve salatil işa, bir de yatsı namazı. Bunların ikisi münafıklara ağır oldu. Ve lev ya'lemune, eğer onlar bilseler o münafıklar neyi ma ul bi sevabi ki fihima, sabah ve yatsı namazlarında olan sevabi bilseler le etevhuma, o namaza gelirler. وَلَوْ حَبْوَنْ سُرُنَرَكْ اُلْصَلَرْ بِلَى. Hebev yani çocuk ayakta duramıyor da dört elli yürüyor. Dizlerinin üzerine, ellerinin üzerine itekleyerek yürüyor. Bir buna derler, bir de insan sakat olur da o turağın üzerine yürür. Başka türlü yürüyemez. Buna da hebev derler. Yani o adam yürümeye kadir değil de bu şekilde olsa bile onlar bu sevabı bilseler gelirdiler. لَكَدْ هَمَمْتُ بَنْ قَسْتِتْتِمْ كَنْ اَمْرَ الْمَأَذِّنَ فَيُقِيمَ. Müezzine emredeyim, ezanı okusun, namazı ikame eylesin. سُمَّ اَمْرَ رَجُلًا فَيَاُمَّ الْنَاسِ. Bir adama da emredeyim, imam olsun, namazı kıldırsın. سُمَّ اَخُذَ, sonra alayım, شُعَلًا, ateşleri, minnarin, nardan şöleler alayım. فَاُحْرِكَ, yakayım, فَاُحَرِّكَ, ikisi de caiz. اُحْرِكَ, اُحَرِّكَ, yakayım alamen bir kimse üzerine ki lem yahruç, çıkmadı ile salatı, namaza çıkmadı. Yakayım, ne yakayım? Beytehu, onun evini başına yakayım. Yani kendisini salim koyacak değil, evini yakacak da kendisini bırakacak. Yok, evini yakmaktan murat, onu evinde yakmak. Bunu kastetmek istedim. Resulullah Efendimiz tehdit ediyor. Şimdi bu rivayette de herhangi namaz olursa olsun değil, evi yapmak ise de önde yapıp da cuma değil de herhangi bir cemaate gitmese Resulullah Efendimiz'in tehdidi olmuş. Haddesene ibn-i Mecdubin kâle haddesene Affan kâle haddesene Hammad ibn-i Seleme kâle akberena Asim ibn-i Behdele an Ebi Salih an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annehu. Ebu Hureyre diyor ki, Peygamber Efendimiz ahkara işa'el ahire, işa'yı ahiret ki yatsı namazını tehir eyledi. Hatta kâne sülüsül leyli, gecenin üçte biri oldu, ev kurbuhu yahut da üçte birinin yaklaşması oldu. Sümme câe, sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Hücre-i Saadet'ten çıktı geldiler. Ve finnâsi, cemaat içinde de var idi, rukkadun, uyuyanlar, rukkad, râkidun cemiyat. Uymuşlar. Ve hum arune. Onlar da çıplak. Kitapta irune yahut da arune yazılı aynın üzerinde bir elif bir şey yok. Fakat ari arune diye şerh ediliyor. Allah-u Alem imrada elifi aynla ra arasında yazmamışlar. Arun gibi olmuş. Bunun aslı arun. Ariun. Çıplak. Böyle yazılır. Eyninin şerhinde de izune yazılır. İzun olursa bu daha güzel bir mana olur. Cemaat müteferrik. Kimisi uyuyor, bir kısmı ötede, bir kısmı beride, böyle dağılmışlar. Bu şekilde buldu Resul-i Ekrem Efendimiz. فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetli gazap eyledi. Kızdı buna. Sümme kâle, sonra buyurdu ki لَوْ اَنَّ رَجُلًا, eğer bir adam نَدَبَنْ نَاسَ, nasi çağırsaydı اِلَى اِرْقٍ, bir irka, yani bir kemike, bir kemik et olmayan bir kemike çağırsa اَوْ مِرْمَاتَيْنِ, yahut da iki ayağı, iki ayak ki yani koyunun ayakları paça yaparlar ya, işte ondan etimeti alınmış da tırnakların arasında basit bir şey kalmış, işte buna çağırsalar ve ecabu lehu, ona icabet ederler. Ve hum, halbuki bunlar yetehallefune, geriye kalıyorlar en hâzihi salati, bu namazdan, bu yatsı namazından geriye kalıyorlar. Leket hememdü, ben kastettim ki namura racülen feyusalliye binnas, bir adam emredeyim nasıl namazı kıldırsın. Sümme etehallefe,
ala ehli hazihi dur. Bu namaza gelmeyen adamların evlerine ben tahallüf edeyim, yani ansızın onları basayım. اَلَّذ۪ينَ يَتَخَلَّفُونَ اَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ Bu yatsı namazından tahallüf edenler, ona gelmeyenlerin evlerini basayım. فَاُضْرِمَهَا Ateşleyeyim aleyhim, onlar üzerine bin nari nari. Ateşle. Ateş ateşleyeyim de onlar evlerinin içinde yansınlar. Burada da tehdit yatsı namazında oldu. Bu rivayet de onu getirdi. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو بكر عن عاصم فذكر مثله بإسناده. إمام التحاوي بني bu ateş evi, ateşle evi yakmak meselesinin yatsı hakkında olduğu hadisi Fehd tergiyle de rivayet ediyor. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه işte أبو هريرة رضي الله عنه يخبر خبر veriyor ney أن الصلاة التي شن şöyle bir namaz ki kâle fîhâ, o namaz hakkında buyurdu. Kim ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu neyi hâdel kavle, o kavli. Yani bu namaza gelmeyenlerin evlerini yakayım dediği namaz. Hiyel işâ'u yasıdır. Hazreti Ebu Hureyre bunu haber veriyor. Ve lem yedüllehu, fakat Ebu Hureyre'ye delalet etmedi. Zalik, bu evi yakmak meselesi. Alâ ennehâ, o namaz hiye salatul usta, salatul ustadır diye buna delalet etmedi. Bel ve kad rava anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, belki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eyledi. Hilafe zalik, bunun hilafını. Yani salatul ustanın yassı değil de başka bir namaz olduğunu Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. O da nerede? Neden? Mimma şul bir rivayetten ki senezkuruhu fî mevdiyehi inşâallahu teâlâ. İnşâallahu teâlâ onu yerinde zikrederiz. O yeri de salatul asır, asır, salatul üstanın asır olduğu bu okuduğumuz babın ahırına doğru geliyor. Orada zikredeceğiz buyuruyor. Yani ev yakmak meselesi salatul üstâ o namaz olduğuna delalet etmez. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh yassı hakkında rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz yassıya gelmeyenlerin evlerini yakmak murad eyledi. Fakat yassı namazı salat-ı üstadır demedi. Belki yassı namazının başkası salat-ı üsta olduğuna dair rivayet var ki o da ikindi namazıdır. Aşağıda gelecek. وَقَدْ وَافَقَ أَبَا هُرَيْرَةَ Ebu Hureyre'ye muvafıkat eyledi radıyallahu anh. مِنَ التَّابِعِينَ تَابِعِينَ Ela makale dediği şey üzerine. مِنْ ذَٰلِكَ Bundan. Yani tehrik, yatsı namazı hakkında olduğuna dair ona muvafık olarak rivayet geldi. Tabiinden kim? Sa'id ibn-i Müseyyeb. Sa'id ibn-i Müseyyeb ona muvafıkat etti. حَدَّسَنَا ابْنُ مَرْزُوقَ قَالَ حَدَّسَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ قال أخبرنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عطاء الخراساني سعيد بن المسيب تن روايت ediyor ki قال سعيد بن المسيب buyurdular ki كانت الصلاة التي şöyle bir namaz oldu. Öyle namaz ki erada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz murad eyledi. En yuharrike yaka ala men tehallefe anha ondan tahallüf edenlerin üzerine yaka, evlerini başlarına yaka. Bu oldu. Bu namaz hangi namaz oldu? Salatel işa el ahirete. Sonki yatsı namaz oldu. İşa'yı evvel, akşam, işa'yı ahirete yatsı. Yani yatsı namaz oldu. Ve gadurvayan Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'den de rivayet edildi. Hilafu zâlike küllihi. Bunların hepsine muhalif olan bir şey. Bunlar yani önle namazıdır, yok cüm'e namazıdır, yok yatsı namazıdır. Bunların hepsine muhalif bir rivayet geldi. Ve enne zâlike l-gavul. Bu gavul yani evi yakmak meselesi lem yekun minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den olmadı.
lihali salâ namaz için olmadı. Ve innemâ kâne uldi lihâlin uhra başka bir hal için oldu. Buradaki rivayetler geliyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz namazdan geriye kaldılar da tehallüf ettiler de onun için bunların evlerini yakmak istedi. Halbuki Abdullah ibn Cabir'den gelen bir rivayette hayır bu başka bir şey için oldu. Ne için oldu? Namaz için olmadı. Başka bir şey için oldu. Onu beyan buyuruyor. Haddesena Rabi'ül Mezdin. Kale haddesena Esed ibn Musa. Kale haddesena Abdullah ibn Lehi'a. Kale haddesena Ebu Zübeyir. Kale seeltu Cabiren. Cabir'e sordum ki ekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular mı? Neyi? Levla şeyun le emertu raculen en yusalliye bin nas ثُمَّ حَرَّكْتُ بِيُوتًا عَلَى مَا فِيهَا. Bu kelimeyi buyurdular mı? قَالَ Cabir, Cabir de dedi ki اِنَّمَا قَالَ ذَٰلِكَ Bunu Peygamber Efendimiz dedi مِنْ اَجْلِ رَجُلٍ Bir adamdan dolayı dedi ki بَلَغَهُ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz'e bali oldu. Anhu o adamdan şeyin bir şey. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhinde bir şey konuşmuş. Ne yapmışsa o şey burada zikredilmiyor. Onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelmiş söylemişler. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki levla şeyün. O şey olmasa le emertu racülen ben emrederdim bir adama ki en yusalliye binnas nasa namaz kıldara sümme harraktu biyuten sonra evi yakayım ala ma fiha orada olanların üzerine yakayım. Şimdi burada neymiş o? Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz'e bir söz geldi, haber verdiler de onun üzerine buyurdu. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdu ki لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ Eğer o adam vazgeçmezse لَاُحَرِّكَنَّ بَيْتَهُ Onun evini yakarım عَلَى مَا شُول Bir şey üzerine ki fihi onda oluşudur. Evde ne varsa onun hepsini kendi başına yakarım. Eğer o adam yani bundan vazgeçer. Geçsin, geçmezse evini başına yakarım. Fakat o şeyine burada zikredilmiyor. Şimdi ev yapmak meselesi namaz için değil de başka bir şey için olduğunu Cabir bin Abdullah beyan ediyor. فَهَذَا جَابِرٌ işte Cabir yuhbiru haber veriyor ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ Bu ev yapmak meselesi مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sadir oldu. اِنَّمَا كَانَ بُعُلْدِ لِلْتَخَلُّفِ tehallüf için. Neden? Ama bir şeyden ki la yembeği layık olmaz ettehallüfü tehallüfen huamdur. Namaz için değil de öyle bir şey ki ondan tehallüf caiz olmaz. O adam tehallüf etmiş o şeyden. İşte onun için Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. Feleyse fî hâdâ bunda da olmadı. Ve lâ fî şeyin mimma tekaddemehu tekaddüm eden bu rivayetlerin hiçbirisinde de olmadı. Ne olmadı? Eddelilü delil olmadı. Es-salatü vüsta. Salatü vüsta üzerine delil olmadı ki mahiyye. Hangisidir? Bunların hiçbirisinde salatü vüsta şu namazdır diye Resul-i Ekrem Efendimiz'den gavül olarak bir delil yok. Felemmen tefâ vaktaki müntefi oldu bimâ zekerna bizim zikrettiğimiz bu eserler sebebiyle ki en yekûne ola fîmâ ravînâ bizim rivayet ettiğimiz şeyler de kimden rivayet ettiğimiz en Zeyd ibn-i Sabit'in Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet ettiğimiz şeyde min zâlike bundan müntefi oldu. Ne delilün? Delil müntefi oldu. Zeyd ibn-i Sabit'ten gelen rivayetlerde salat-ı vüstaya delil yok. Öyleyse neye yapacağız? Recaana ilâ mâruye an ibn Ömer. Zeyd ibn Sabit'in bitirdik. Onda delil aramadık. Şimdi Abdullah ibn Ömer'den rivayete gelince o da önle namazı hakkında içtihat buyurdu ya. Fe iza leyse fihi hikayetun an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktık onda da Peygamber Efendimiz'den bir hikaye yok. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu diye bir söz yok. Ve innema huve min kavlihi. Kendi kavlünden var. لَاَنَّهُ قَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdu ki sual ettiler ki salatü üstü hangisidir? O da cevaben dedi ki هِيَ السَّلَاتُ اُلَّتِي شُلْ Bir namazdır ki اُلْجِيَ ف۪يهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَى الْكَعْبَةِ
Resul-i Ekrem Efendimiz o namazda Kabe'ye tevcih edildi. Bu var. İyi, hangi vakitte tevcih edildi? Onlar dediler ki biz anladık. Öndeydi. Dediler. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ Halbuki Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ Bu veçin gayrisinden, bu senetle değil de başka bir senetle rivayet edildi. خِلَافُ ذَلِكَ Buna hilafi. Buna hilafi ki yani tevcih olunan önle namazı değildir. Ya ikindi namazıdır. Bu da rivayet edildi. Öyleyse Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayetler ihtilaf etti. Yukarıdaki rivayette önlü olduğunu beyan etti. E şimdi bu gelecek rivayette de ikindiyi beyan ediyor. Bu gelecek rivayette şu haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve Fehdun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddesena Yelleysu ha ve haddesena Yunus kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddesena Leys kâle haddeseni İbnül Had an İbn Şihabin an Salimin an Ebihi Salim'den, Salim de babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Kale buyurdu ki, As-salatul usta, salatul usta, salatul asri ikindi namazıdır. Yukarıki rivayette Abdullah ibn Ömer önle namazı diye beyan buyurdu. Halbuki burada da diyor ki, salatul usta asırdır. Felemma tedadde vaktaki zıdd oldu. مَا شُلْ بِشِكِ رُوِيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi. Kimden? Ali ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümadan gelen iki rivayet birbirine zıt oldu. دَلَّهَا da bu delalet etti. Neye? عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ Abdullah ibn Ömer'in indinde olmadı. Fihi bu salat-ı üstü hakkında şeyün hiçbir şey olmadı. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bir rivayet yok, bir şey yok. Kendisinden rivayet edilen içtihat var. Birisinde zuhur, birisinde de asır. Bu da birbirine zıt oluyor. Öyleyse Zeyd ibn Sabit'in rivayetinde bir delil bulamadık. Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde de delil bulamadık. Ne yapacağız? وَرَجَعْنَا اِلَى مَا رُوِيَنْ غَيْرِهِ Başkalarından rivayet edilen eserlere gideceğiz. Başkalarından ne gibi rivayetler var? Arayacağız. فَيْذَا أَبُوْ بَكْرَةَ بَخْتُكِ أَبُوْ بَكْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَاسِمِ الضَّحَاكِ بْنُ مَخْلَبْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ebi Raca diyor ki ben Abdullah bin Abbas'ın peşinde namaz kıldım. اَلْغَدَاتَ sabah namazını. فَقَنَتَ قُنُتْ دُعَاسِنِ okudu. قَبْلَ رُكُوعِ رُكُوعُدَنْ اَوَّلْ قُنُتْ دُعَاسِنِ okudu. Ve kâle buyurdu ki hâdihi s-salâtu işte bu sabah namazı hâdihi bu es-salâtu l-usta salâtu l-usta budur. E şimdi bu da başka bir İbn-i Abbas radıyallahu anhümanın kanaatini beyan ediyor. O da diyor ki namaz, sabah namazı salâtu l-usta budur. Bu da Peygamber Efendimiz'den rivayet değil. Abdullah İbn-i Abbas'ın kendi içtihadi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو رجاء عبد الله بن عباس رواية diyor قال هي صلاة الصبح dedi ki صلاة الضحى صلاة الصبح حدثنا ابن مرثو قال حدثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله إمام التحاوي ابن مردوك تركي لدى yine Abdullah ibn Abbas'ın bu rivayeti getiriyor ki salati usta sabahtır, sabah namazıdır. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله Salat-ı Üstan'ın sabah namazı olduğunu İmam-ı Tehavi başka bir senetle İbn-i Ebi Davud terikede rivayet ediyor. Haddesene Ebu Bekret'e kal haddesene Ebu Davud kal haddesene Abdullah ibn-i Mübarek Enir Rabi'i ibn-i Enes Enebil Aliye kal Ebu'l Aliye buyurdular ki Salleytu halfe Ebi Musa'l-Aş'ari Ebu Musa'l-Aş'ari'nin peşine namaz kıldım.
صلاة الصبح سبح نمازين. فقال رجل فقال dedi رجل bir adam öyle adam ki ila cembi benim yanımdaydı. O da kimden? Min eshabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'imizin eshabından birisi benim yanımda idi. O dedi ki hadihi salatul vüsta. İşte salatü vüsta budur. Yani sabah namazı. Fekâne uldi mâ zehebe ileyhi bin Abbas. Abdullah bin Abbas'ın zahib olduğu şey radıyallahu anhuma min hâza bundan, yani sabah namazına salatü vüsta demesi. Evet dedi ya, bu oldu. Neden bunu dedi? Huve kavlullahi azze ve celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kevlü şerifi oldu. Estaizu billah hafizu alas salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanidi. Abdullah ibn Abbas bu ayeti kerimeden istinbat etmiş oldu. Fekâne zâlik fekâne oldu zâlikel kunut, o kunut indehu sabah namazında. Kanitin var ya, ve kumu lillahi kanitin. Kanitin, kunut okuyarak Allah için kıyam edin. Diyor ki fekâne zâlikel kunut, işte ve kumu lillahi kanitindeki kunut oldu. İndehu Abdullah bin Abbas'ın indinde, ona göre huve kunutes subhi, sabah namazının kunutu oldu. Fece'ale kıldı Abdullah bin Abbas bizalike, bu kunut sebebiyle Es-salâte'l-vüstâ, salâti vüstâ'yı kıldı o sabah namazını, bu konu sebebiyle salâti vüstâ kıldı. Evet, fece'ale bizalih, bu konu sebebiyle kıldı neyi? Es-salâte'l-vüstâ, salâti vüstâ'yı kıldı, hiye, o salâti vüstâ'yı kıldı. Neyi kıldı? Es-salâte'l-leti, şöyle bir namazı kıldı ki fîhâ, onda orucudur, el-kunûtu kunut. Hangi namazdaki kunut vardır? İşte salâti vüstâ odur. İndehu Abdullah ibn Abbas'ın kendi indinde. Bu Abdullah ibn Abbas'ın Kur'an-ı Kerim'de istinbat etmiş olduğu mana. Çünkü ayeti kerimede hafizu alas salavati, siz namazlara devam edin. Vessalatil vüsta, salat-ı vüstaya da devam edin. Salat-ı vüstadan sonra ne geliyor? Ve kumu, siz kıyam edin lillahi, Allah için. Kanitin, kunut eder olduğunuz halde. Kunut duasını okur olduğunuz halde ki bu salat-ı vüstaya atfediliyor. Binaenaleyh salat-ı vüsta kunut sabah namazında vardır. Eleyse salat-ı vüsta odur. وَقَدْ خُولِفَ اِبْنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn Abbas muhalefet olundu. Yani bunun bu sözü kabul edilmedi. Buna muhalefet ettiler. فِي هَذِي الْاَيَةِ, bu ayette. Bu ayette böyle istinbat ve iştihad etti. Fakat ona muhalefet olundu. Nerede? Fîme nezelet. Nazil olduğu yerde. Ne için nazil oldu? Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü neydi? Bunda ihtilaf olundu. Fehaddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Kale akberena İsmail ibn Ebi Halid anil Haris ibn Şübeyd. An Ebi Amrin Şeybani. An Zeyd ibn Erkam. Kale. Zeyd ibn Erkam buyurdular ki künnâ netekellemü fissalâti, biz namazda konuşurduk. Namaz kılar, birbirimizle de konuşurduk. Hatta nezelet, hatta nazil oldu. Hâfidû alâs-salâvâti ve salâtil vüstâ ve kûmû lillâhi kânitin ayeti kerimesi nazil oldu. Fe ümirnâ, biz emrolunduk. Biz sükûtü sükût ile. Şimdi yukarıda Abdullah ibn Abbas dedi ki, bu ayeti kerime nazil oldu. Hâfidû alâs-salâvâti ve salâtil vüstâ ve kûmû lillâhi kânitin, salat-ı vüstayı beyan için. Çünkü kunut sabah namazında var. Halbuki Abdullah ibn Abbas'a muhalefet olundu. Sebebi nüzul o değil. Sebebi nüzul Zeyd ibn Erkam diyor ki İslamiyet'in evvelinde namazda konuşmak vardı. Biz namaz kılarken konuşurduk. Bu ayeti kerime nazil oldu. Ondan sonra sükut başladı. Çünkü kanitin demek sakitin demek manasına. Kunut duasını okumak değil. Sükut ederek hafizus aleyhissalavati, namazlara devam edin. Ve salat-ı vüsta, salat-ı vüstaya da devam edin. Ve kumu lillah, Allah için siz kıyam edin. Ne olduğunuz halde? Kanitin, sakit olduğunuz halde, yani konuşma yok. Namazda konuşmayacaksın. Kanit, itaat etmek demek. Sükut etmek. Sen namazdasın, konuşma olmaz. Burada da gelen namazda konuşmayı men için nazil oldu. Abdullah
حتى نزلت استعوذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين bu ayeti kerimesi nazil oldu. فَاُمِّرْنَا بِالشُّكُوتِ biz de şükürtle emredildik. İşte Zeyd ibn Erkam'ın rivayeti bu. Bu rivayet Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'nın ne için nazil olduğu hakkında, sebebi nüzul hakkında ona muhalif geldi. Abdullah ibn Abbas'a göre bu ayeti kerime hafız aleyhissalavati salat-ı üstayı beyan için nazil oldu diyor. Zeyd ibn Erkam da diyor ki hayır namazda konuşurduk. Bunu men için nazil oldu ki namazda konuşmak varmış sonradan bu ayette nesk edilmiş. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in kâle semîtu Yezîd ibn-i Hârûn fezekere mislehu. İmam-ı Tahavi diyor ki Hüseyin ibn-i Nasr diyor ki ben Yezîd ibn-i Hârûn'u işittim. Evet o da aynen böyle rivayet eder idi. Yani Yezîd ibn-i Hârûn'dan Ali ibn-i Şeybe rivayet ediyor. Bir Hüseyin ibn-i Nasr rivayet ediyor. Bu hadisin ravisini teyit ve tekit ediyor. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyyü kâle haddesena Şüca ibn-i Velid en Süfyan'a Süfyan-ı Sevri'den rivayet edildi. Fî hadîl ayeti bu ayeti kerimede Estaizu billah ve kûmû lillâhi kânitîn ayeti kerimesinde rivayet edildi. Fezeker en Mansur'in o Mansur'dan rivayet etti. O da en Mücahid'in Mücahid'den kâle Mücahit dedi ki kânû yetekellemûne fîs-salâti namazda ashâb-ı kirâm konuşur idiler. Hattâ nezelet hâzihil âye hattâ bu ayet-i kerime nazil oldu. Onlar konuşmadan men edildiler. Fel kunut, kunut ne manasındadır? Kunut es-sükût, sükût manasındadır. Yani siz Allah'ın huzurunda kıyam ediyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz. Siz bu namazı kılın gânitîn, sakitîn. Sükut eder olduğunuz halde kılın, konuşmayın. Şimdi burada kunut sükut manasına vel kunutu et taatu bir de kunut taat manasına da gelir. Bunu da rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyyü kâle haddesena Şüca'un en Leys ibn Ebi Selim en Mücahid'in Mücahid'den rivayet edildi fi hadîl ayeti bu ayette ve kûmû lillâhi kânitîn ayeti kerimesinde rivayet edildi. Kale Mücahit dedi ki minel kunutu kunuttandır. Er-rükû'u namazda rükû etmek ve sücûdü secde etmek ve haftul cenah cenahını yani kanadını indirmek kanadını indirmek ne demek? Yani azalarıyla eliyle ayağıyla oynamamak öyle her tarafı sakin kalmak ve gaddil basari gözü yummak neden min rahmetillah Allah'ın korkusunda böyle sağa sola bakmak yok Allah korkusunda böyle dikkatli duracaksın gözleri yummak manası burada hakikaten yummak manasına değil sağa sola bakmayacaksın ayakta iken secde yerine bakacaksın rükûda iken ayaklarına bakacaksın secdede secde yerine ettiğin yere bakacaksın tehiyyatta kucağın, ellerin üzerine bakacaksın. İşte bu akdi basar. Cenah da elinin, ayağının oynamak, başını sağa sola sallamak bu yok. Rükû edeceksin, sücud edeceksin. İşte bunların hepsi kunut. Mücahid'den böyle rivayet edildi. Şimdi kunutun bir sükût manası geldi. Bir de itaat. İtaat demek ki namazda her şeyin Allah'a teslim edeceksin. Gerek elin, gerek ayağın, gerek gözün, hepsi Allah'ın yolunda olacak. Kalp de Allah ile beraber olacak. Ama elin, ayağın duruyor. Zahirde şeraite riayet ediyorsun ama kalbinden başka şeyler geçiyor. Allah'ı unutmuşsan o da gafletle bir namaz. O da tehlikeli. Haddesena Fehdun gâle haddesena Ahmed ibn Yunus gâle haddesena Muhammed ibn Talha el ibn Avn an Amir Şabiyyi gâle Amir-i Şabi dedi ki levkânel kunutu kunut olsaydı kemâ tekûlûne sizin dediğiniz gibi namazda dua okumak olsaydı lem yekun olmaz dedin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz için minhu ondan şeyin bir şey olmazdı. Kunut neymiş? Ve kumu lillâhi kânitin namazda kunut duasını okuyun. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in bundan bir hissesi yok. Resulullah Efendimiz namazda kunut okumamış.
Onun bir hissesi yok. Bu çıkar. İnnemel kunutu, kunut nedir? Etta'atu itaattir. Yani ve men yekunut minkünne lillahi ve rasulihi. Bu ayet-i kerimede nasıl geliyor? Ve men yekunut, her kim itaat ederse minkünne, sizden biriniz, lillahi, Allah'a ve rasulihi, Resuluna. Şimdi burada yekunut yuti'a manasına. Bu ayet-i kerimede de ve kumu lillahi kanitin, Allah'a itaat ederek siz ona namazı kılınız. Resulullah Efendimiz başta gelir. Allah'a itaat edenlerin başında gelir. Ama namazda siz kunut duasını okuyun manasına gelirse, Resulullah Efendimiz kunut okumamış. Öyleyse onun bir hissesi yok olmak lazım gelir. Bu tefsir doğru değildir. Bu kunut duası manasına hamd etmek. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا أبو الأشهب قال سألت جابر بن زيد عن القنوط قنوطان جابر بن زيد سرد قنوط ندر وقوموا لله قانتين بند مرات ندر فقال جابر بن زيد buyurdular ki الصلاة نماز كلها هفس قنوط قنوط اَمَّا الَّذ۪ي تَسْنَعُونَ اَمَّا شُرْ بِي dua ki siz onu yaparsınız. Rükudan evvel bir dua okursunuz. فَلَا اَدْرِي مَا هُوَ ben bilmiyorum ki bu nedir. Yani bunu nereden çıkardınız? وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ murat Allah'a itaattir. Bu kunut duasını siz yaptınız. Bu ne olduğunu ben bilmiyorum. Evet, Cabir İbni Zeyd'den bir rivayet bu. فَهَذَا زَيْدُ بِنْ اَرْكَمْ işte Zeyd İbni Erkam ve men bir kimse ki zekerine ma'hu Zeyd ibn Erkam ile beraber zikreyledik. Yuhbiruna haber veriyorlar. Ney? Enne zâlikel kunut, o kunut. Ellezi öyle kunut ki emara bih. Allah-u Teala onunla emreyledi ve kumu lillahi kanitin dedi. Fî adil ayeti bu ayette. Hüve sükutu sükuttur enil kelam konuşmadan. Ellezi öyle kelam ki kânû yetekellemûne bihi, onu konuşurdular. Fissalati namazda. Namazda konuştukları sözlerden sükuttur, yani namazda konuşmayın. Bunlar böyle beyan ettiler. Feyehrucu bizalik. Bununla çıkar ki en yekun ola fi hadil ayeti, bu ayette ola delilün delil ola ki ala ennel kunut. Kunut nedir? Öyle kunut ki el mezkur fiha ayeti kerimede ve kumu lillahi kanitin ayet-i kerimesindeki kunut huvel kunutul mef'ulu fi salati subh, sabah namazında okunan kunuttur. Bunda bir delil var. Bu delil olmak buradan çıkar. Yani vukumu lillahi kanitin, bundaki sabah namazında okunan kunuttur. İşte onun için salati üstada bu şey, salati üstada sabah namazıdır denildi ya, bu çıkar. Bu gayet okuduğumuz bu eserlerle bu hükümden çıkar, yani değildir. Sabah namazında okunan kunut değildir. وَقَدَنْ كَرَكَوْمُنْ bir kavim inkar eylediler. Ney? اَنْ يَكُونَ بُنُ عَبَّاسِ İbn-i Abbas olsun olmasını. كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاتِ صُبْحِ sabah namazında kunut eder olmasını inkar eylediler. وَقَدْ رَلَيْنَ ذَلِكَ bu neden? Rivayet eyledik. Ve isnadihi senetleriyle beraber fi babil kunut, kunut bahsinde bunu da zikreyledik ki Abdullah ibn Abbas'ın kendisi sabah namazında kunut okumazdı. Fi babil kunut fi salati sübh, sabah namazında kunutun hükmü nedir? Aşağıda gelecek. Orada senediyle beraber zikreyledik ki Abdullah ibn Abbas'ın kendisi kunut okumazdı. Onun için Abdullah ibn Abbas sabah namazı salat-ı üstadır çünkü kunut onda vardır demesi birbirine zıt oluyor. فَلَوْ كَانَ هَذَا الْقُنُوتُ الْمَسْكُورُ فِي هَذِي الْاَيَةِ bu ayette zikredilen kunut olsaydı, هُوَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ sabah namazındaki kunut olsaydı, اِذَنْ o takdirde لَمَا تَرَكَهُ Abdullah ibn Abbas onu terk eylemezdi. İz kâne kad emere bihi. İz kâne çünkü oldu. Kad emere bihi anında emreyledi. El kitabı kitap. İz de olur, iza da olur. İza kâne kad emere bihi. Onunla emretmiş olduysa
El-Kitab-ı Kitap madem Kur'an-ı Kerim'de ve قُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ var, Cenab-ı Hak emrediyor. Bunu Abdullah ibn Abbas bunu anlıyor da nasıl terk eder? Sabah namazında kunudu, Kur'an-ı Kerim emrediyor da Abdullah ibn Abbas terk eder mi? Olmaz. Öyleyse Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayetler de birbirine zıt oldu. وَكَدْ رُوْيَانِ اِبْنِ اَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. اَنَّ الَّذ۪ي شُلْ بِشَيْكِ ذَهَبَ اِلَيْهِ Abdullah ibn Abbas ona zahip oldu. Fizalik bu mesele hakkında. مَعَنَنْ اَخَرُ Başka bir manadır. Yapılan kunut değildir. Başka bir manadır. Bu da rivayet edildi. O mana nedir? Şimdi bunu beyan buyuruyor. حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَب۪ي اِمْرَانِ قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال مهلبي وريا مشهور onların kölesiymiş. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن يزيد عن ثور بن يزيد yazmış fakat sevabi عن ثور بن زيد يزيد değil de زيد demiş. Doğrusu bu. عن عكرمة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس buyurdular ki الصلاةُ الوسطى صلاةُ الوسطى هي الصبحُ sabah namazdır. فصلي sen kıl fakat daha doğrusu تُصَلَّى sabah namazı kılınır. Mana itibariyle bu güzel geliyor. صلاةُ الوسطى sabah namazıdır çünkü تُصَلَّى sabah namazı kılınır بَيْنَ سَوَادِ اللَّيْلِ وَبَيَادِ النَّهَارِ gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığı arasında kılınır. Onun için salat-ı usta budur. فَهَذَا بْنِ عَبَّاس işte Abdullah ibn Abbas قَدْ اَخْبَرَ haber verdi فِي هَذَا الْحَدِيسِ bu hadiste haber verdi ki اَنَّ الَّذ۪ي شُرْ بِشَيْكِ جُعِلَ قِلِنْدِ صَلَاتُ الْغَدَاتِ sabah namazı bihi anında o da ne? Sevadülleyl ile Beyaz-ı Nahar arasında geliniyor ya, bu sebeple sabah namazı kılındı. Hiye, o es-salatel usta, salatel usta kılındı. Hadihi işte bu, hiyel illetü illet budur. Bunun salat-ı usta kılınması, karanlık ile beyazlık arasında kılındığından dolayı oldu. وَكَدْ يَحْتَمُلَيْدَا Bununla beraber mühtemil olur ki en yekûne kavlullâhi azze ve cel Cenab-ı Hakk'ın kavli şerif ola. Hangi kavli şerifi? Ve kûmû lillâhi kâniti. Bu kavli şerif ola ki erâde bih canınla Cenab-ı Hak bununla murad etti. Fî salâti sübhî salâti sübhde. Salâti sübh murad etmiş ola. Yani sabah namazındaki kunutu murad etmiş ola. Fe yekûnü zâlikel kunut. O kunut olur. Sabah namazında eğer lillahi kanitin ve kumu lillahi kanitin sabah namazındaki bu kunutla murad etmiş ola ney? Bu kunutla murad edile huve tuğlel kıyam, kıyamın uzunluğu ayakta durmak uzun işte o bu murad edilmiş ola kemâ kâlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu o gibi lemmâ su'ile اَيُّ الصَّلَاةِ اَفْتَلْ Vaktaki Peygamber Efendimiz sual edildi ki namazların hangisi eftaldır? Fekale buyurdu ki طُولُ الْقُنُوتُ Kunutu uzun olan, yani kıyamı uzun olan namazdır. Bunun da ihtimali var. Yani sabah namazı salat-ı üstadır. Kıyam uzundur da onun için salat-ı üstadır. Halbuki yukarıda da dedi ki hayır, sevadile ile beyaz-ı nahar arasında kalındığından dolayı. Şimdi ona da ihtimali var, buna da ihtimali var. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ Bunu da zikreyledik. بِاِسْنَادِ ile beraber فِي مَوْضِيهِ yerinde. مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda yerinde bunu da zikreyledik. O da بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْ الْفَتِرِي O babta İmam-ı Tahavi bunu zikreylemiş. وَقَدْ رُوِيَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِذَا Hazreti Ayşe'den de rivayet olundu ki enneha Hazreti Ayşe kalet buyurdu ki innema ukirretis subhu sabah namazı ikrar olundu rek'ateyi iki reket olarak kabul edildi böyle karar kılındı ne içindi? Tuğrul kıraati fihima o iki rekette kıraat uzun olduğu için diğer namazlarda biraz kısa okunur bunda uzun okunur
Ve kad zekerna zalike ida. Bunu da biz zikreyledik. Fi gayri hâzen mevdi. Bu mevdiyen gayrisinde onu da zikreyledik. O da bâb-ı salâtil müsafir ve vaktil fecir. O babda bunu da İmam-ı Tahavi diyor ki uzun uzadıya onu da orada zikreyledik. Ve kad yehtemülen yekûne. İhtimali var ki ola kavluhu Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifi estağfirullah. Ve kûmû lillâhi kânitîn. Bu kavli şerifi ola ki erâde bih. Cenab-ı Hak bu tuğli kıyamı murat etti. Kanitin yani kıyamda uzun müddet durun. Fî kulli salavat, bütün namazlarda olmasını murat etti. Salat-ı usta, ister salat-ı usta olsun ve gayrı ister gayrısı olsun. Hepsinde uzun, kıyamı uzun yapmayı murat etti. Buna da ihtimali var. Ve kadruviye an İbn Abbasin. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi radıyallahu anhuma fi salati usta salati usta hakkındaki ennehel asru o ikindedir. Zaten esas bu rivayetleri getirdi. İmam-ı Tahavi burada bunu bağlayacak ki salati usta asirdir. Şimdi onun delillerini uzun uzadıya burada zikredecek. Haddesena Fehdun gâle haddesena Ebu Nuaym gâle haddesena İsrail ve Nebi İshak enne Razin ibn Ubeyd kitapta Enzir ibn Ubeydullah demiş. Bu yanlış. Doğrusu En Razin ibn Ubeydil Abdi. Kale Semiyatü ibn Abbas. Razin diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'ı işittim radıyallahu anh. Yekulu buyururdu ki As-salatul usta salatul asr. Salatul usta ikindi namazıdır. Ve kumu lillahi kanitin. Bu ve kumu lillahi kanitin. Salatul usta, salat-ı asır ve kumu lillahi kanitin. İşte bu ayettendir. Hafizu al-salavati ve salat-ı usta, salat-ı asri ve kumu lillahi kanitin. Bu böyledir ayeti kerime. Şimdi bunu da beyan edecek ki hafizu al-salavati ve salat-ı usta, salat-ı asri ve kumu lillahi kanitin. Bu meşhur olan kıraatte salat-ı asri kelimesi yok. Fakat onu rivayet edecek ki evvela bu var idi. Sonra neshedildi. Hafizu al-salavati ve salatil usta, salatil asri ve kumu lillahi kaneti. Buna göre Abdullah ibn Abbas diyor ki işte salatil usta'yı tefsir ve tekit ediyor, salatil asır var. Fakat bu kıraat-ı şazedir. Kıraat-ı şazenin hükmü alınır mı, alınmaz mı? Bunu beyan edecek. Felemmehtülife vaktaki ihtilaf olundu. An İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'tan fi zalike bu salat-ı usta-i tayin hakkında muhtelif rivayetler geldi. Eredina biz murad ettik ki enden zure bakalım fîmâ rûye fîmâ şul bir hadislere bakalım ki rûye rivayet edildi en gayrihi gayrisinden rivayet edildi. Abdullah ibn Abbas'a baktık onda muhtelif rivayetler geldi birbirini tutmadı. Bir de başka sahabeden rivayet edilenlere bakalım onlarda ne var. Ve zehebe eyda men zeheb giden, sahip olan da sahip oldu ki ila enneha gayrul asır. Salat-ı üste asrın gayrısıdır, ikindi değildir, başkasıdır ki ennehu kadreva anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının gayrı olduğunu rivayet eden de rivayet eylediğine muayyetüllü ala zalik. Bu salat-ı üstanın ikindi olduğuna dair onlardan da rivayet var. Evvela rivayet ettiler ki ikindi değildir. Mesela sabah namazıdır diyen oldu, önle namazı diyen oldu, yatsı namazı diyen oldu. Bunlar işte o böyle diyenlerden de rivayet edildi ki salat-ı üstü asırdır. Onları burada zikredecek. Fezekeru zikreylediler. Ma şul bir hadisi ki haddesena Ali ibn Ma'bed ibn Nuh. Kale haddesena Ya'kub ibn İbrahim ibn Sa'd. Kale haddesena Ebi Ebi İshak. Kale haddesena Ebu Ca'far Muhammed ibn Ali. Muhammed ibn Ali Muhammed ibn el-Bakir. Künyesi Ebu Ca'far'dır. Ebu Ca'far-ı Sadık'ın babası. Ali de Zeynel Abidin radıyallahu anh mecmu'i. İmam-ı Bakır rivayet eyledi ve Nafi'un bir de İmam-ı Nafi' Nafi'deki Mevla Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer'in kölesi Nafi'
rivayet eylediler ki enne Amr ibn Rafi Mevla Ömer ibn Hattab, Ömer ibn Hattab'ın kölesi Amr ibn Rafi radıyallahu anh haddesehuma İmam-ı Bakire ve İmam-ı Nafi'e rivayet eyledi ki ennehu kâne yektubul mesahife, o mushafleri yazardı. Kâle ahde ezvâcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zevcelerinin ahdinde. Yani Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim etmesinden evvel ezvâcı mütehharat ona mushaf yazdırırdılar. Kâle Amr ibn Rafi dedi ki istektepetni, benim yazmamı istedi. Hafsatu radıyallahu anh Hazreti Hafsa. Kim bu? Bint-i Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in kızı, zevcün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'imizin zevce-i mutahhareleri Hazreti Hafsa bana bir mushaf yazmamı emreyledi. Mushafın bir mushaf yazmamı istedi. Ve kâletli, bana dedi ki اِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, Sure-i Bakara'dan bu ayete vasıl oldun mu? Hafizu ala salavati ve salati l-usta ve kumu lillahi kâmeti. İşte bu ayet, bu ayete kader yazdın mı? Fela tektubha, o ayeti yazma. Hatta teetiyeni, bana gelesen. Fe ümliha, bu ayeti ben imla edeyim. Aleyke sana. Kema hafiztuha, o ayeti hafizettiğim gibi min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den nasıl hafizettimse öyle sana yazdırayım. Kale Amr ibn Rafi dedi ki felemma belatuha, vaktaki müsefi yazdım, o ayete eriştim. Feteytuha, ben Hazreti Hafsa radıyallahu anhaya geldim. Bil verekatilleti ektubuha, yazmış olduğum verekeyi ona getirdim. Fekalet, Hazreti Hafsa buyurdular ki üktub, yaz. Estaizu billah, hafizu alas salavati ve salati l-usta ve salati l-asr ve kumu lillahi kanitin, böylece yaz dedi. Yani burada bizim okuduğumuz kıraatte ziyade bir kelime var, o da ne? Ve salati l-asr. Bu ne? Hazreti Hafsa yazdırdı. Şimdi bu ve salati l-usta Kur'an'dan oluyor. Hazreti Hafsa'nın rivayetine göre o vakitte de asr salati l-usta oluyor. حدثنا يونس قال حدثني ابن وهب أن مالكا حدثه مالك ابن وهب رواية الذي عن زيد بن أسلم أن عمرو بن رافع, عمرو بن رافع رواية الذي مثله, أين حديث شريف مثلني عن حفصة حفصة, غير أنها شو كثر ورك برواية حضرة حفصة لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أنبرة النزيك في لمدي, ben Resulullah'tan böyle hissettim demedi. Yalnız öyle yazdırdı. Haddesena Yunus'u kâle akberene bin vehbin enne maliken haddeseru an Zeyd ibn Eslem enil kâkâ ibn Hakim en ebi Yunus'a Mevla Aişe'te radıyallahu anh'a, Hazreti Aişe'nin kölesi Ebi Yusuf'tan rivayet eyledi ki ennehu kâle, Ebu Yunus dedi ki emaretni Aişetu radıyallahu anh, Hazreti Aişe beni emreyledi. Sümme zekere nehve hadise Hafsa, Hafsa'nın hadisinin mislini zikreyledi. Yani ve salatil usta ve salatil asriyi o da yazdırdı. Min hadisi Ali ibn-i Ma'bed. Bu rivayet de Ali ibn-i Ma'bed'in hadisinden geliyor. Onu da zikrediyor Ali ibn-i Ma'bed'in. Hadis hangisi? İmam-ı Tahavi beyan buyuruyor ki haddesena Ali ibn-i Ma'bedi kâle haddesena el-Haccac ibn-i Muhammedi kâle kâle ibn-i Cüreycin ekbereni Abdülmelik ibn-i Abdirrahman an ümmihi Ümmü Hümeyd bint Abdirrahman. Ümmü Hümeyd diyor ki seeltu Aişete radıyallahu anh, ben Hazreti Aişe'ye sordum. En kavlillahi azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifinden estaizu billah, as-salati l-usta, hafizu al-salavati ve salati l-usta, bunu sordum. Fekalet Hazreti Aişe buyurdular ki künnâ nekrauha, biz bu ayeti okurduk. Alel harfil evvel, evvelki lügat üzerine, evvelki taraf üzerine, yani evvelki lügat üzerine. وَلَا عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in zamanında.
evvelki lügat, evvelki kıraat ne? Estaizu billah, hafizu ala salavati ve salati l-usta ve salati l-asri ve kumu lillahi qaniti. Biz böyle okur idik. Kalu dediler ki felemma kalallahu azze ve cel vaktaki Hazreti Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu eserlerde geldiği üzere buyurdu. Kimden geldi? Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den gelen bu eserlerde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. Hafizu al-salavati ve salatil usta ve salatil asri. Bu gelen rivayetlerde diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an'da böyle buyurdu ve salatil asri de var idi. Sebete bizalik bununla sabit oldu ki ennel usta salatı üstte gayrul asri ikindinin gayrısıdır. Niçin gayrısıdır? Ve mugayeret içindir. Bir şeyi kendi nefsine atfedilmez. Hafizu as-salavat. Siz namazlara devam edin. Ve salatil usta salatil ustaya devam edin. Ve salatil asri ikindi namazına da devam edin. Vav mugayeret icap ettiğinden salat-ı üstte başka oldu, asır namazı başka oldu. Bunu icap eder. Çünkü bir şey kendi nefsine atfedilmez. Eğer atfile gelirse ve salat-ı asır. Öyleyse bu salat-ı üstte başka, asır başka. Cenab-ı Hak namazlara devam edin, salat-ı üsteye de devam edin, salat-ı asre de devam edin. Öyleyse salat-ı üstte başkasıdır. Bundan bu anlaşılıyor, böyle dediler. وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunların böyle demesinde de delil yoktur. عِنْدَنَا bizim indimizde عَلَى مَا ذَكَرُوا zikrettiklerine delil yoktur. لَنَّهُ بَدِيْجُوزُ Caiz ki en يَكُونَ الْعَصْرُ ikindi ola, müsemmaten tesmih edilmiş ola, bil asri asr ile ve müsemmaten yine tesmih edilmiş ola, bil usta usta ile. Onun iki ismi ola, birisi asır, birisi de usta. فَذَكَرَهَا Onu burada zikreyledi, hâhûne burada bismihima iki ismiyle Cenab-ı Hak zikreyledi. Cemiyen ikisinde beraber. Salat-ı usta vel asri. İki ismini burada cem etmiş olan. Böyle olmak ihtimali var. Hâzâ yecûzû bu caiz olur, lezzebete sabit olursa mâfî tilkel âsâr bu eserlerde olan şey. Lezzebete bu eserlerde olan şey sabit olursa bu da caiz olur. Bu eserlerde olan şeyde ne? Millet tilaveti zâide. Zâid olan tilavette. Zâid olan tilavet var. Bu da ne? Zâid olan ve salatel esri ziyade. Hangi şey üzerine zâid? Alet tilavetilleti kâmet ver hücce. Hüccet kendisiyle kaim olan tilavet üzerine. Hâfizu alâs-salavâti ve salâtil usta ve kûmû lillâhi kânitîn. Hüccet bununla kaimdir. Tevatürün sabittir. Peki bu evvelki rivayette ve salatel esri ziyadedir. Eğer bu sabit olursa me'annet tilavetelleti şununla beraber ki şul bir tilaveti ikamet ve hücceti hüccetunun da kaim oldu dafiatun def edicidir likulli ma halefa kendisine muhalif olanların hepsini def edicidir. Yani bu ziyadeyi ziyadeyi kabul etmez. Çünkü tevatür olan ve salatil asri yoktur. Bu Kur'an'dan değildir. Ve kadruviye rivayet edildi ki ennellezî kâne fî mushafi hafse Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın müshafında olan min zalike bundan onun müshafında var idi diyor. Bu gayre ma reveyna fil asaril uvel. Evvelki eserlerde rivayet bulunanların gayrısıdır. Evvelki eserlerde neydi? Salat-ı üstte sabah namazıydı yahut da önle namazıydı gelmişti ya. Hazreti Hafsa'nın müshafında de geldi ki ikindi namazıdır. İşte bu onların gayrı oldu. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو أن أبي سلمة أن عمرو بن رافع قال عمرو بن رافع ذلك كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حضرة حفصة مصحف يغليدي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر يقوم لله قانتي ونم مصحف والصلاة الوسطى ve salatil asri değil de vehiye salatil asri yazılıydı. Fakat sebete bihada bununla sabit oldu. Ney? Ma ul bi şey ki sarafna biz sarf ettik ileyhi ona tevilul asaril uvel evvelki eserlerin tevilini sarf ettiğimiz şey sabit oldu. O da neden min kavlihi
Cenab-ı Hakk'ın kavli şerifinden hafizu alessalavati ve salatil usta ve salatil asri, ki bu kavlinden ki ennehu sümmiye salatul asri, salat-ı asri tesmiye edildi bil asri asrile ve bil usta ustayla, onun iki ismi oldu. Hazreti Hafsa'nın müsefine gelince orada ve salatul usta ve hiye salatul asri denildi. Bu daha izah etti ki o namazın iki ismi var. Birisi salat-ı usta, birisi de salat-ı asır. İki ismi var. Bu rivayetten bu anlaşıldı. Ve tamamıyla yani ihtimalle de değil. Fakat sebete bihada, bununla da sabit olduğu neyi? Kavlu men zehebe, şu bir kimsenin kavli ki o zahib oldu. İlâ enneha salat-ı usta, salat-ı asır. Salat-ı usta, salat-ı asır diyenlerin mezhebi sahih oldu. Bu sabit oldu. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, Bera ibn-i Azib'ten de rivayet edildi. فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkındaki salatü üstte salatü asrı. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında Bera ibn-i Azib'ten rivayet edildi. Ne rivayet edildi? مَا şul bir şey rivayet edildi ki يَدُلُّ delalet eder اَلَا نَسْخِ مَا şul bir kıraatın nesvanı ki ruviye fî zâlik, bu salat-ı usta hakkında rivayet edildi. An Hafsata radıyallahu anha ve an Âişete, Hazreti Hafsa'dan, Hazreti Âişe'den rivayet edilen şeyin nesvedildiğine dair delalet edildi radıyallahu anha. Ve Ümmü Külsüm, bir de Ümmü Külsüm'den rivayet edilen ki Ümmü Külsüm Hazreti Âişe'nin hemşiresi. O rivayeti getiriyor. Haddesene Ebu Şüreyh, أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا محمد بن فضيل شرط محمد بن فضيل değil dedi, محمد değil esas rivayet eden Fudayl'in kendisidir. Doğrusu حدثنا فضيل بن مرزوق, böyle olması lazım. Bu rivayet ediyor. قال حدثنا شكيك بن عقبة عن البراء بن عاصف رضي الله عنه قال Bera ibn-i Azib dedi ki nezelet, nazil oldu. Hafizu al-salavati ve salatil asri, böylece nazil oldu. Fekaranaha, biz bunu okuduk. Ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanında maşaallah, Allah-u Teala'nın dilediği kadar okuduk. Sümme nesahahullahu azze ve celle, sonra Cenab-ı Hak bunu nesayledi. Fenzele inzal buyurdu. Ney estaizu billah, hafizu al-salavati ve salatil usta. Bunu inzal buyurdu. فَاَخْبَرَ الْبَرَاءُ اِبْنِ عَازِبٍ, Bera ibn-i Azib haber verdi ki هذا الحديث, bu hadiste ki اَنَّ التِلَاوَةَ الْاُولَى, birinci tilavet حَافِزُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ هِيَ, bu rivayet مَا اُلْ بِشَيْدِرْ كِرَبَةَ عَيْشَةُ وَحَصَّةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Hz. Aişe ve Hz. Aişe bunu rivayet eylediler. وَاَنَّهُ نَسَقَ ذَٰلِكَ, bu rivayeti nesqeyledi. Ney? اَتْتِلَاوَةُ الَّتِي, şöyle bir tilavet ki قَامَتْ لِهَا الْحُجَّةُ, hüccetunun laf aim oldu. Yani tevatürün sabit oldu. O da hangisi? حَافِذُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَىٰ, bu evvelkini nesqeylemiş oldu. فَاِنْ كَانَ قَوْلُهُ الثَّانِي, Cenab-ı Hakk'ın ikinci kavli olursa وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَىٰ, ayet-i kerimede ikinci kavli bu ve salat-ı üstteki oldu ya, nesfen lil asri, ikindiği nesih olursa ol de, ikinciyi nesih olursa en tekune ola hiyel usta, onun usta olmasını nesf ederse fezalike, bu nesfun leha, işte ikindiği nesfetmiştir ki ikindi salat-ı usta değildir. Ve inkâne nesfen, yok eğer bu salat-ı usta nesih olursa tilavete hadismiha, onun iki isminin birisinin tilavetini nesih ediyor ve tesbit ismihel aharın tek ismini tesbit ediyor. Bu namazın iki ismi var idi. Birisi asır, birisi de salat-ı usta. Cenab-ı Hak asır isminin okunmasını nesih eyledi. Fakat salat-ı usta ismini tesbit eyledi. Böyle olursa فَاِنَّهُ قَدْ سَبَتِ, sabit olur ki اَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْتَى, salat-ı usta هِيَ صَلَاةُ الْأَسْرِ, salat-ı asırdır, ikindi namazıdır. Şimdi burada iki ihtimal var. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ هَذَا, vaktaki
bu rivayet muhtemel oldu. Mazikerine bizim zikrettiğimiz iki ihtimale muhtemel oldu. Udna ila ma ruviyan Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi dalik. Bu hususta Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislere avdet ettik, onlara müracaat ettik ki bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Salat-ı büste hangisidir? فحدثنا علي بن معبد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زايدة بن قدامة قال سمعت عاصما. زايدة بن قدامة diyor ki ben Asim'i işittim. Asim bin Behdeley ki yuhaddisu an Zirri. Zirri bin Hubeyşi işittim. An Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet eylediğini işittim. Kale Hazreti Ali kellemallahu veçe buyurdular ki katelnel ahsabe. Hendek muharebesinde ahzabla biz mukatele muharebe ettik. Feşşegalûne bizi meşgul ettiler an salatil asri ikindi namazında. Hatta kerebeti şemsü entagî. Hatta yakın oldu ki güneş hurub edildi. Güneş hurub etmeye yaklaştı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Allahümme emle kulûbellezîne şegalûne an salatil hüstâ nâra. Allahümme ya Rabbi imle doldur kulubellezine şu kimselerin kalplerini ki şagalûne bizi meşgul ettiler anis salâti l-vusta salâti l-vusta'dan. Ne doldur? Nâren nâr. Şimdi Hazreti Ali Kerremullah ve diyor ki bizi salâti asirden meşgul etmiştiler. Bak ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salâti l-vusta buyurdu. Bu serih oldu ki ikindi namazı salâti l-vusta'dır. Zemle hadisin tamamı Resul-i Ekrem Efendimiz'in bedduasının tamamı. Vemle ya Rabbi doldur biyutehum. O bizi salat-ı üstadan men edenlerin evlerini narın ateş doldur. Vemle yine doldur kuburehum. Onların kabirlerini narın ateş doldur. Kale Aliyyün radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki künnâ nera biz görürdük ki enneha salat-ı üstad salat-ı fecir. Sabah namazı salat-ı hüsle olduğunu zannederdik, böyle görürdük. Bu sözden evvel Resulullah Efendimiz'den işittikten sonra anladık ki salat-ı fecir, salat-ı hüsle değildir. Belki salat-ı asır, salat-ı hüsledir. فَهَذَا عَلِيٌ رَضِيَ işte Hazreti Ali radıyallahu anh قَدْ اَخْبَرَ haber verdi ki اَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهَا onlar görürdüler, zannederdiler قَبْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا Peygamber Efendimiz'in bu kavlinden evvel neyi görürdüler? Salat-ı üstayı, es-subhe sabah namazını zannederdiler. Hatta semi'ün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem hatta Peygamber Efendimiz'i işittiler. Yevme izin o Hendek Harbi'nde yekulu hâda bunu buyurduğunu işittiler. Fe'alimû bildiler bizalik. Resulullah Efendimiz'in bu hadisiyle bildiler ki enneha salat-ı üsta el-asr-u ikindedir. Haddesen İbn-i Merzuk İmam-ı Tahavi diyor ki İbn-i Merzuk da rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Amiril Agadiyyü en Şâbete enil Hakem en Yahya ibn-i Cezzar en Aliyyin radıyallahu anhu ve kerremallahu ve cehennin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den Hazreti Ali de rivayet eyledi ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem ka'ade oturdu yevmel khandaki khandak gününde ala furdetin bir furdaya furdaki medhal bir yola min furadil hendeki hendekin yollarından hendeke inen yukarıdan aşağı hendeke inen yollardan bir yolun üzerinde oturdu. Sümme zekere nehvehu bu hadisi şerifi zikreyledi. Yani bizi meşgul eylediler. Salat-ı üstadın sen bunların kalplerini, evlerini, kabirlerini nar doldur diye beddua etti. İlla ennehu lem yezkur rivayette zikreylemedi. Neyi? Kavle aleyyin radıyallahu anh künnâ nera ennehe subhû. Bu hadisi duymazdan evvel biz salat-ı üstanın sabah olduğunu zannederdik. Bu kayıt yok. Bu ikinci rivayette. Birinci rivayette var. İkinci rivayette yok. Haddesene Ebu Bihsir Rakkiyyum kâle haddesene el Firyâbiyyü an Süfyâne an Asim ibn Ebil Nücud an Zirr ibn Hubeyş قال قلت لعبيده عبيده يددم كي سلنا عليا عن الصلاه الوسطى حضرت علي كرم الله وجهه صلاه الوسطى hakkında sor فساله o da sordu فذكر نحوه bu ne aynen zikredildi ki Resulullah Efendimiz böyle buyurdu ve zade
bu rivayette ziyade eyledi ki künnâ nerâ, biz görürdük ki ennâ salâtu el fecrû, sabah namazıdır. Böyle zannederdik. Hatta semiyatun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu hâbe. Hatta Peygamber Efendimiz'in buni emredince eşittiğimizde anladık ki fecir değilmiş, salat-ı müstahsırmış. Haddesena Ali ibn Ma'bed. Ali radıyallahu anh yazılı. Buradan zihni sahip olur ki Hazreti Ali yok. Ali ibn Ma'bed. Ali ibn Ma'bed İmam-ı Tahavi'nin şeyhi. Ve rivayet ediyor. Kale haddesena İshak ibn Mansur. Kale haddesena Muhammed ibn Talha. En Zübeyhi, en Murrete, en Abdillah, en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Abdullah ibn Mesud'dan da aynı rivayeti Ali ibn Ma'bed rivayet ediyor. Gayre ennehu lem yezkür kavli Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin kavlünü zikreylemedi. Künnâ nera ennehel fecr. Biz zannederdik ki salat-ı üstâ fecirdir. Bu kavli bu rivayette de yok. Haddesene ibn Merzuk kâle haddesene Ebu Amir. En Muhammed ibn Talha tezekere bi isnadihi mislehu. Bu isnad ile bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Haddesene Aliyyün. Yani Ali ibn Ma'bed. Bizi rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bana rivayet eyledi. Kâle haddesene Mu'alla ibn Mansur. Kâle haddesene Ebu Avanete en Hilal ibn Hubab. En İkrimete an ibn Abbas radıyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس buyurdular ki Peygamber Efendimiz gaza gazven bir gaza yaptı ki gazvetül ahzab kandek erdi. فَلَمْ يَرْجِعَ مِنْهُ ondan o gazadan dönmedi hatta mesa hatta akşama dahil oldu. بِسَلَاتِ الْأَصْرِ ikindi namazını akşamladı. Akşam namazı gecikti. İkindi namazı gecikti. Akşama yaklaştı. Evet. Neden o akşamın ikindi namazını akşama yaklaştırdı? Enil vakti dedi, şöyle bir vakıttan sonra ki kâne yusalli fîhî, o namazı onda kılardı. Yani namazı kılmış olduğu mürtak bir vakti vardı ki güneş istirahat etmezden evvel, sararmazdan evvel Resul-i Ekrem Efendimiz kılardı. O gazvede Peygamber Efendimiz meşgul oldu, güneşin rengi sarardı. Akşama dahil olması demek bu. Yani kerahat vaktine girmiş oldu. Sümme zekere mislehu, sonra bu hadisi şerifin mislini zikreyledi ki bunlar bizi salat-ı üstadan meşgul eyledi. Allah bunların gertlerini, kabirlerini, evlerini ateş bulmuşsun diye beddua eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Sa'duvey en Abbadin en Hilalin fe zekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi İbn Ebu Davud tarikiyle de bu hadisi rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud el-Bagdadi yukal haddesena Muhammed ibn İmran ibn Ebi Leyla kâle haddesena Ebi kâle haddesena ibn Ebi Leyla anil hakem en Miksem. Hakem Miksem'den rivayet ediyor. Miksem'in babası Bücre, onun babası da Necde. Hakim'den ve Sa'id ibn-i Cübeyr, hem Miksem hem de Sa'id ibn-i Cübeyr'den hakem rivayet ediyor. O da kimden? Bunlar da kimden? An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'a. Bunların ikisi de Miksem ve Sa'id ibn-i Cübeyr, Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyorlar. O da kimden? An-i-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu, yevmel hendek erbinde dedi. ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَهُ اَيْنْ حَدِسِ شَرِفِ زِكْرِيلَدِ فَهَذَا بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. İşte Abdullah ibn Abbas yukbiru, haber veriyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den haber veriyor ki اَنَّهَا صَلَاتُ الْوُسْتَى صَلَاتُ الْعَصْرِ, salat-ı asırdır. فَكَيْفَ يَجُوزُ, nasıl caiz olur ki en yukbele, kabul edile anhu, Abdullah ibn Abbas'tan min reyhi, kendi reyinden söylemiş olduğu söz nasıl kabul edilir? Ve yuhalife zalik, Resulullah Efendimiz'in hadisine de muhalif olan. Diğer bir nüskete şöyle var. Fekeyfe yecuzu en yukbele anhu min reyhi ma yuhalife zalike. Bu daha güzel. Fekeyfe yecuzu, nasıl caiz olur ki en yukbele anhu,
Abdullah ibn Abbas'tan kabul ediler. Min reyhi, kendi reyinden. Ney? Maşul bir rivayet ki yuhalifu muhalif olur. Zalike Peygamber Efendimiz'in bu sözüne muhalif olur. Peygamber Efendimiz'den Selat-ı Asr'ın Selat-ı Üste olduğunu işittikten sonra buna muhalif olan kendi reyini kabul etmek bu caiz olmaz. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Müzhir قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني خالد بن دهقان قال أخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمري عن أبي هريرة أنه أقبل حضرت أبو هريرة رواية diyor ki إقبال اتكتي حتى نزل دمشق حتى دمشق جت نازل oldu على آل أبي كلثوم الدوسي Ebu Kürsüm-i Devsi'nin âli üzerine, yani onların yanına nazir oldu, onlara misafir oldu. Fe'etel mescide, mescide geldi. Fecelese fî garbiyyi, mescidin garb tarafında oturdu. Fetezâkerus salâtel usta, salâtel usta'yı konuştular. Fehtelefû, ihtilaf ettiler. Fîhâ, salâtel usta'da ihtilaf ettiler. Fekâle, Abdullah bin Mesud buyurdu ki, ihtilafnâ fîhâ, biz bu salat-ı üstü hakkında ihtilaf eyledik ki mehtelaftum. Sizin ihtilaf ettiğiniz gibi ve nahnu bi fena'i beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah Efendimizin evinin kenarındaydık. O kenarda böyle bir ihtilafa düştük. Ve fînel racülü salih. Bizde de bir racülü salih şu mehud racülü salih vardı. Kim? Ebu Haşimi bin Utbe tebni Rabi'at ebni Abdüşems. Ebu Haşimi bin Utbe Recul-ü Salih bu bizim içimizdeydi. Fekale dedi ki ene a'lemu ben öğreneyim leküm sizin için. Zalike bu meseleyi. Fe'ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Ve kâne Ebu Haşim olduydı ceriyen cüretli idi. Aleyhi sual üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz'den sual sormaya cüretliydi. Feste'ezene izin talep etti. Fedekhala Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına girdi. Sümme kharece ileyine sonra çıktı. Bize geldi. Fe'ahberena bize haber verdi ki enneha salatul usta salatul asri ikindi namazıdır. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ahmed ibn Cenab Hübab yazılı sahih-i Cenab kâle haddesene İsa ibn Yunus en Muhammed ibn Ebi Hümeyd عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdular salatul usta salatul asır salatul usta salatul asır bir ikindi namazıdır. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene Afgan kâle haddesene Hammamın en katadete ha ve haddesene Ali ibn-i Mâbet kâle haddesene Revhun kâle haddesene Sa'id ibn-i Ebi Arube en katadete an el Hasan عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني أين حديث شريف إمام التحاوي başka senetlerle de zikrediyor teyit ve tekit ediyor فهذه آثار işte bunlar eserlerdir böyle eserler dikkat tevaturet tevatür etti tevatür burada tevatür istilahinin anasına değil yani çok geldi ve caet bu eserler geldi meciyen sahihen sahih bir yol ile geldi senetleri sahih. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sahih senetleriyle geldi. Ki enne salatel usta salatü usta hiyel asru ikindidir. Ve kad kâle bizalike izâ bununla hükmeyledi cilletun min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından büyük bir cemaatte böyle hükmeylediler. İmam-ı Tahavi şimdi bu ihtilafları bertaraf etmek için Resulullah Efendimiz'in kendisinin buyurmuş olduğu kelam-ı hadislerin arasından aradı, buldu, getirdi. Bu zaten davayı halletti. Fakat Resulullah Efendimiz'den sonra ashab-ı kiramdan da bu kavle kail olanlar olmuşlar mı yoksa itiraz etmişler mi? Diyor ki hayır. Onlardan da birçokları Salat-ı Rüsta'nın Salat-ı Asır olduğuna kail oldular.
onları beyan ediyor. Haddesene İbn-i Mecdûk, haddesene Ahvân, haddesene Vuhîb İbn-i Hâlid, an Eyyûbe, an Ebi Gilâbete, an Übey İbn-i Kâbil, kâle, Übey İbn-i Kâb buyurdular ki, es-salâtu l-ustâ, salâtu l-asır. Salâtu l-ustâ, salâtu l-asırdır. Haddesene İbn-i Mecdûk, haddesene Ahvân, an Hammâm, an Gatâdete, an Hasan, an Ebi Seyyidin el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Seyyidin el-Hudri'den Hasan-ı Besri rivayet eyledi. Mislehu bunun mislini, o da Hasan-ı Besri'de buyurdular ki, salatü usta, salatü asırdır. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü, kâle haddesena Ya'kûb ibn Ebi Ubâde. Burada şerhte böyle yazılı, fakat doğrusu haddesena Ya'kûb ibn İshâk ibn Ebi Abbâdil Gâzimî. Yani rivayet eden Yakub, ama o Yakub İbn Ebi Ubâde değil. İbni İshak İbni Ebi Abbad. Kala, Yakup dedi ki, haddesena İbrahim İbni Tahman, an Ebi İshak, an El Haris, an Ali'in radıyallahu anhum islamu. Hazreti Ali kerramallahu ve şehuden de rivayet eyledi ki, salat-ı usta, salat-ı asırdır. Haddesena İbni Ebi Davud, kala, haddesena Khattab İbni Osman, kala, haddesena İsmail İbni Ayyâş, an Abdillah İbni Osman İbni Huşeym, عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة. عبد الرحمن بن لبيبة أزرت أبو هريرة يسوردي عن الصلاة الوسطى صلاة الوسطى، فقال بيرديك سأقرأ عليك القرآن دان قرآن سنة أقيين حتى تعرفها حتى سن بلسن صلاة الوسطى هنجسدر بني بلسن قرآن دان بيان ديور. أليس يقول الله عز وجل في كتابه جنابه قرآن الكريم ده بيرم دمي Estaizu billah, اقيم الصلاة لدلوك الشمس. Evvela böyle buyurdu. Dülûk-i şems vaktinde namazı ikame eyledi. Bu dülûk-i şemsteki namaz, el-zuhru önledir. Yukarıda geçmişti ki, dülûk-i şems, tülû'i şems, bir rivayette gurûb-i şems, burada da zuhur. Zeval vaktine dülûk-i şems derler. İşte bu tefsire göre, اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ önlenin delili. اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ gecenin karanlığına kadar deyince el-mağrib. İşte o da mağribdir. غَسَقِ اللَّيْلِ gecenin karanlığında kılınan namaz. Güneş battı. Akşam oldu mu? Akşam kılınır. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ. Ayet-i kerimede bir de bu var. مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ demek mağribden başka bir de salat-ı işe var. El-Atemet, işte Salat-ı İşad-ı Ateme, Yassu dediğimiz. Ve yekûl, Cenab-ı Hak buyurur ki, inne Kur'anil fecri kâne meşhûdâ. Kur'anil fecir, as-subhû, o da sabahtır. Fecrin ışığı, o da meşhûttur. Yani melekler ona hazır olurlar, bu da sabahtır. Sümme kâle, sonra buyurdular, Estaizu billah, hafizu alas-salavâti vas-salâti'l-ustâ ve kûmû lillâhi kânitî. Bu ayet-i kerimeyi okudu ki hiye salatü üstte el asru asırdır. Hiye el asru, hiye el asru tekit ediyor. Bu salatü üstte ikindidir, ikindidir. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz istediyse ki velime sümmiye salatü asır, velime sümmiyet salatü üstte salatü asır. Salatü üstte ya salatü asır niye denildi? Yahut da salatü asre salatü üstte niye denildi? قِيلَ لَهُ وَنَا شَوَابًا denilir ki قَدْ قَالَ النَّاسُ فِي هَذَا قَوْلِهِ. Nas bu mesele hakkında iki kavul söylediler. فَقَالَ قَوْمٌ, bir cemaat dediler ki سُمِّيَتْ بِذَالِكْ, salat-ı üstte denildi. لَأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ, iki namazın arasındadır. مِنْ صَلَاتِ اللَّيْلِ, geceden olan iki namazın arasındadır. وَبَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ صَلَاتِ النَّهَارِ, bir de gündüzün namazlarında iki namazın arasındadır. Nasıl? İkindiden evvel sabah ve öğle namazı var. Bunlar gündüz namazıdır. İkindi namazından sonra da akşam ve yatsı var. Bunlar da gece namazıdır. Bu ikindi ortada kaldı. Onun için salat-ı üstte denildi. Ve kâle âherûn, diğer bir cemaat dediler ki zâlik, salat-ı üstte tesmiye edilmesinin hakkında neyi? Neyi dediler? Maşhur bir şey dediler ki haddesiniyel Kasim ibn-i Cafer. Bana Kasim ibn Cafer onu rivayet eyledi. قال سمعت بحر بن الحكم الكيساني. Burada şerhte Behr yazılı, fakat
sevabi Yahya ibn el-Hakem, Behr değil de Yahya, Yahya ibn el-Hakem. Semiyatu Yahya ibn el-Hakem el-Keysaniye yekulu. Yahya derdi ki semiyatu Eba Abdurrahman ibn Muhammed ibn Ayşe. Burada da Eba Abdurrahman'dan sonra Abdullah geliyor. Abdullah değil, Ubeydullah. Semiyatu ben işittim. Kimi? Eba Abdurrahman Ubeydullah ibn Muhammed ibn Ayşe. Bu ne işittim? Yekulu der, buyururdu ki İnne Adem aleyhisselam, Adem aleyhisselam lemma tibe aleyhi, vaktaki onun tevbesi kabul edildi, indel fecri, sabah namazı vaktinde. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Hazreti Adem'i cennetten yere indirdi. Cennette gece gündüz yok. Hiç görmedi ki bir şeyle karşılaştı. Akşam oldu, akşam üzeri indirdi. Baktı ki oho, dünya kapkaranlık, korktu. Ondan sonra sabah namazı, güneş doğdu, doğdu. Ortalık aydınlanınca sevindi Hazreti Adem. Sallâ rek'ateyni, iki rekat namaz kıldı. Cenab-ı Hakk'a şükrederek gece karanlığından kurtardı ve ışığa da kavuştu. Evet, iki rekat kıldı. Birisi gece karanlığından kurtardığı için, birisi de nura kavuştuğu için. Fesareti sübh, işte bu namaz sabah namazı oldu. Ve füdiye İshâku, İshâk aleyhisselam da fide olundu, ona fide olarak koç indi cennetten inde zuhri, evle vaktinde. Fesallâ İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam kıldı, erbe'en dört rekat kıldı. Şimdi burada İmam-ı Tahavi İshâk aleyhisselamı getiriyor. Halbuki meşhur olan İshâk aleyhisselam değildir, İsmail aleyhisselamdır. Meşhur olan bu cumhur da onun üzerinedir. Erbe'en dört kıldı. Niye? Kendisi kurtardı hemvandan bir, oğlu kurtardı ondan iki, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmiş oldu, şeytanı daraltmış oldu, onun için dört rekat kıldı. Fesareti zuhre bu namazda önde oldu. Ve bu'ise Uzeyrun, Uzeyr aleyhisselam be'as olundu, ihya olundu. Fekile lehu, ona denildi ki kem lebist, ne kadar kaldın? Fekale, buyurdu ki yevmen, bir gün. Bir gün kaldım. Sabahtan Cenab-ı Hak onu öldürmüştü. Kalktı, baktı ki gündüz. Öyleyse bir gün kaldım zannetti. Fara'eşşemse, güneşi gördü ki gruba yaklaşmış. Fekale ev ba'da yevmi. Günün bazısı, yani sabahtan beni Cenab-ı Hak uykuya salmış, halbuki öldürmüş. Ama şimdi ikindi olmuş. Fasalla erbe harekat, dört rekat kıldı. Fesaretil asre, bu da ikindi oldu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi 100 sene Üzeyr aleyhisselam ölü olarak kaldı. Cenab-ı Hak onu ihya ettiği vakitte grup yaklaşmıştı. Ne kadar kendisine kaldın dediler. O zannetti ki, evvela bir gün zannetti, sonradan da dedi ki hayır, bazı gün. Onun için o da Allah'a şükranı olarak dört rekat kıldı. Bu da ikindi oldu. İkindi namaz oldu. Ve kad kıyle, denildi ki gufire li Uzeyrin aleyhisselam, Uzeyr aleyhisselam mağfiret edildi. Ve gufire li Davud, Davud aleyhisselam mağfiret olundu. İndel mağribi, mağrib vaktinde. Cenab-ı Hak mağrib vaktinde bunları mağfiret etti. Fekâme, kalktı. Er fesellâ erbe arekât, dört rekat kıldı. Fecelese fissaliseti, üçüncüde oturdu. Fesaretil mağribu, selasel mağribde üç oldu. Yani Davud aleyhisselam mağfiret olununca dört rekat kılmak istedi. Üç rekat kılınca kendisine çok ağlama geldi. Yorgunluk oldu. Fecehede, meşakkat duydu. Yoruldu yani. O dördüncüyü getirmeden yoruldu, çünkü kendisine çok ağlamak hasil oldu günahı dolayısıyla. Fesellâ erbe'a rekâtin, fecehede, meşakkat oldu. Fecelese fissâlise, üçüncüde oturdu. Fesâretil mâribu selâsin, akşamda onun için üç rekat oldu. Ve evvelü men sallel işâel âhire, yatsı namazını ilk önce kılan da kimdir? Nebiyyuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'dir. Felizalike kâlu, onun için dediler ki es-salâtul vüstâ, salatü vüstâ hiye salatül asri, ikindi namazıdır. Fahâdî indenâ, bizim indimizde bu mânın sahihun sahih bir mânadır. Leanne evvelâ salavat, namazların evveli, inkânetü sübhe, sabah olursa
ve ahireha ahiri de olursa, el işa'el ahire yatsı olursa, fel vusta ortada hangisi olur, salat-ı vusta hangisi olur? Fîmâ beynel ule vel ahire, birinciyle sonkinin arasında hiyel asır, asır olur, ortası olur. Felizalike bunun için kulna, İmam-ı Tehavi diyor ki, biz dedik ki inne salatel vusta, salat-ı vusta, salatul asır, salat-ı asırdır. Böyle hükmeyledik. Bunu böyle dedik. Ve hâda kavlu Ebi Hanife. Ebu Hanife'nin kavli de budur. Ve Ebi Yusuf'a ve Muhammed'in, İmam Ebi Yusuf'un, İmam Muhammed'in kavulleri de budur. Rahimehumullahu Teala. Ve kavlu cümhur ehlil hadis. Haşşat diyor ki, ehli hadisin cümhurunun kavli de budur ki, salat-ı vusta, salat-ı asırdır. Vallahu Teala a'lemu sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.